Herkese merhaba. Bugün evimde bulunan ve hiç okumamış olduğum Ot'un 21. cilt olan dergisini inceleyeceğiz. Birisi Barış'ı başlatmalı. Stephen Zweig. Bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sever dostlarının gözünden her sabah işine gider gibi şiirine giden bir başka şair var mıdır acaba demiş Ülkü Yılırmak. Diğer sayfaya bakalım. Şiir için yaşayan şair Edip Cansever belki de bir sardunya büyüttü bizi. Büyüdükten sonra anladım ben babamın şiirlerinin kıymetini demiş kızım. Gerçekten çok değerli bir şair. Gençlikten başka din tanımam yazmışım bir yerde diyor. Bunu kim diyor? Kimin dediğini bilmiyorum. Her neyse, burada bir karikatür var, bunu inceleyelim. Bu dünyadan bir tavşan geçti desinler istiyorum. Zıplaya zıplaya geçti. Zıplamayanlara inat geçti. Ne kadar anlamlı. Tavşan bile çoğu insandan akıllı diyeceğim de bunu zaten bir insan kurgulamış. Benim olayı çok ciddiye almam. İnsana insan demek ne zor. Bu zamanda gerçekten bir Dostoyevski kahramanına dirsek çürütecek meşhur soru. Geç antik çağda bu Etrus tarafından sorulmuştu. Masumlar niye acı çeker? Avunt. Görmekte zorluk çektiğim için bir okuyamadım. Kusura bakmayın. Bestatçı hikayesi. Açık açık konuşmak belki acı verir ama zamandan tasarruf edersin. 10 aylık bir oğlum var dedi Harun. İsmi Merkez. Kimseyi unutmak için değil, severek evlendim. Ama bu sevgim öldürüldü. Derin bir sükunet ifadesi vardı yüzünde. Yılların birikimi kolay kazanılmamış bir öfke selinin ortasındaki iri yarısı künet. Sen bil ki ben de seveyim demiş. Kim demiş? Peki romanlar gerçekte biz kurmayacak kurmacaysak? Sinemalar.
yaşında acaba bu dergi kaç yılın dergisi? Tahmin edebilir misiniz? Evrenin her yerine vicdanımla ulaşabilirim. Haluk Levent. Diyalog taraftarıyım. Meseleleri konuşarak çözmekten yanayım. İnsana dair umut sadece iyi örneklerle korunabiliyor. Kuşlardan bir kuş. Alakarga. Bir alakarga dünyanın en güzel şeyidir. Dünyanın en güzel şeyleri ise her zaman sevilmelidir deniyor. Burada da karikatürler var, çok güzel. Sarıya şiddetli bir çiğnemim. Başı belada bir adam Ahmet Kaya. İçimizden beri rengarenk bir insandı. Keşke yaşıyor olsaydı, keşke olmasaydı sonu böyle. Keşke yaşıyor olsaydı. Okumak yolda olmaktır. Aynen öyle, düşündükçe ağlamaklı oluyorum da bir türlü dökülmüyor yaşlar. Yine içime atıyorum. Sana yapışacak bir suç bulmaları hiç zor değildir. Hatıran yeter. Resimli edebiyatın kara kalemi Revat'tan aşklara ve hatıralara dair çizgi romantik komediler. Savaşın efendileri. Birisi barışı başlatmalı diyor Stephen Zweig. Asla başlamayacak olan savaş için. Stephen Zweig, kendimizi dünyanın insafına bırakmaktan bir çılgınlık olur. Harika hissetmek istiyorsanız kolayca yapabileceğiniz bir şey var. Başkalarını sevindirin. Başkalarını sevindirmek beni de çok mutlu ediyor cidden. Birine hediye almak, onları mutlu etmek. Kimse asla beni mutlu etmiyor ama umarım biri de bir gün bana hediye alır da beni mutlu eder. Ama sıkıntı yok. Ben insanlara hediye alıp onları mutlu etmeyi seviyorum. Onlar mutlu oldukça arkadaşlarım ben de mutlu oluyorum. İçimizdeki o aklı çıkmaya hevesli, öteki benimizle mücadele etmeliyiz. Hayatından memnun olmak kadere boyun eğmenin bir türüdür, diyor Stephen Zweig. Yani kısmen katılıyorum. Kadere boyun eğmek de kötü bir şey değil aslında. Yani huzur bulmak istiyorsan bir nevi mecbursun bazen çok çabalamak, çok debelenmek tamamen yorulmakla sonuçlanabiliyor. Ama tabii kendin için çabalamalısın. Kesinlikle. Kahraman olarak bilinen tipleri gözüm hiç tutmamıştır. İnsanların spordan hoşlanır gibi savaştan hoşlanmaları beni tiksindiriyor. Beni de. Vicdanlı bir aydın Stephen Zweig. Benim sevgili ama talihsiz formatım bir gazete veya dergi için çok uzun, bir roman için ise çok kısa. Yukarıdan okuduğum için okumakta zorluk çekiyorum kısa. Kusura bakmayın. Burada da bir karikatür var. Yazılar çok değişik, hiç okuyamayacağım. Normal yazıları zor okuyorum. İntihar değil bu, infilak. Sanatçı hikayesi daha. Korku da ölüm de acı da insanı yeni bir doğuma hazırlayan sancıdır. Kesinlikle. Türkiye'ye entelektüel romanı kim getirdi? Ben yalnızca söyleşi ve anı kitaplarından mürekkep bir kütüphane. Siz köpek Fufi. Evet, buradaki
isimleri okuyalım birazcık. Her zaman hepinizin isimlerini teker teker söyleyeceğim. Hiç ben sizi birbirinizden ayırt eder miyim? Hepiniz benim canlarımsınız, kuzucuklarım, diyor Adile Naşit. Gülmek hayatın en güzel eylemidir ve her ne varsa sizi bundan alıkoyan onları yok edin. Charlie Chaplin diyor. Charlie Omandalan'ın bir insana dostluğumuzu o yaşarken göstermeyi öğrenmeliyiz. Öldükten sonra değil, demiş. F. nokta kimdir bilmiyorum. Scott Fitzgerald. Neyse, sorduk mu? Namazın ayıbınız ne? Travma yükleme bankası. Travma. İnsan kendi travmasını en cevval dedektiften daha iyi takip ediyor. Belki bahçesi. Sen önünü aç, yeter ki su nasılsa yolunu bulur. Kesinlikle. Gerek yok ya. Yani. O bin ya.
neler olacak? 2020 bu kaç yıllık değer ki böyle? Ben demiştim. İnsanlar yaşlanınca huzur evine kaldırılır. Şu fani dünyada bense huzuru kalmayınca Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırıldım. İnsanlar ikiye ayrılır. Kötü dedirenler, iyi dedirenler. Beni de yakında kaldıracaklar da. Biraz daha delirmem gerekiyor. Şimdi posteri açmayacağım. Biraz uzun iş. Evet, Ayşen Kuru'da ne demiş? Ben kadınım, ben erkeğim değil. Ben insanım diyebilmeliyiz. İnsan diyebildiğimiz zaman güzel oluyoruz. Kesinlikle Ayşen Kuru'da. Bir deliyle benim aramda tek bir fark var. Deli aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli olduğumu biliyorum. Salvador Dali diyor. Hiçbir rakı masasında ülkeyi kurtaracak akılların verildiğini görmedim. Aydın boysan. 20 dakika. Onur fakirin son varlığıdır. Fakirim ama onurluyum. Fakirim ama gururluyum kesinlikle. Büyümeye direnen bir çocuk Günter Kranz. Barış Manço fotoromanları. Diyarbakır'da yaşamak. Bu dergiyi böyle bitirecek miyiz acaba? Bir kuş altay defterler. Cemal Süreyya'ya geldik. Bazen kötülüğün şerrinden, dünyanın halinden, insanın zalimliğinden şiire sığınmaz mıyız? Ne kadar da zarif insanlar bu şairler. Neneye yarar sağduyuyu aşmazsa şiir. Ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Bunu daha önce de duymuştum. Cemal Süreyya mı söylemiş bunu? Çıkar şu acıyı ceviz diyorlar. Dallarına uzanan kuraklık bilgisi. Acıyı çıkar, kabuğu soy. Ömrün resinen bu susuzluktan kendine bir yol bul. İki günlük tartışmanın iki ciheti. Kavga varsa ümit vardır. Biz bu yola baş koyduk. Mandaya Söğüt dalında yuva yaptıran vergi sistemi. Allegro Defo. Bunu okumak istiyorum arkadaşlar. Ne yazmış acaba? Dinle beni zaman. Yaralı bir hikayeye. İyi gelmiyor akreple yelkovan. Büyüdüğüm mahalle iliklerimden geçiyor. Geçerken nemleniyor evler. Ve maziyi yırtarak geçen o saniyeler. Bir çocuğun en büyük düşmanıymış meğer. Dinle beni Mikail. Biraz yağmur yağsa, ıslansa şu çorak dizeler. Toprağın suyu doyması gibi susadı bak kelimeler. Bırak aksın mayi. Yağmursuz bir bize, yağmursuz şiir bize. Besten kerani. Dinle beni Sebastian. Gururum kaldı masada. Biraz anason bulaşmış, biraz da barbunya. Soğuklar, sıcaklara kompres. Masanın gözdesi yine Ofet'ten karides. Gurur diyorum Sebastian. Kaldı masada. Toplarken dikkat et. Kırılmasın musibet. Dinle beni Asya. Ellerim büyüdü benim o vapurda. Geçerken karşıya. Büyümeyi ben istemedim aslında. Annemin sureti var bak hala. Tüm kek kalıplarında. Dinle beni Azrail. Gitmenin henüz zamanı değil. Yaşanmamış hikayeler. Bavulda beni bekler. Pelerinin de biriktirdiğin ölüler. Oyuna devam edemezler. Oyun dediğin azizim. Bir sana bir de bana benzer. Ne kadar da güzel bir şiir. Çok hoşuma gitti. Bayağı bir Mikail Azrail. Sebastian Asya. Kafiyelerle muhteşem bir şiir. Çok da hoş bir anlam taşıyor. Mandaya Söğüt dalında yuva yaptıran vergi sistemi. Dinle beni Azrail. Daha yeşil bir dünya. Gülmeseydin
Senin mesela bu kadar güzel, uzun lafın kısası suç bende değil. Unutamıyorsam seni, girmeseydin hayatıma bu kadar güzel. Tüm şairlerin, yani aşktan gayrı neyi var ki diyormuşum. Ama şairce bir konuşma yaptım. Kurtulmak istiyorsun, kaçamadığın, hatta barışamadığın kendinden. Kurtulabilirdik bir kendimizden. Ne kaçabiliyoruz, ne barışabiliyoruz. Vurulduk ey halk, unutma bizi. Uğurlar olsun, uğur. Roman ötekine şefkatle bakma sanatıdır. Başka dünyalar mümkün. Olsunlar, hala canlı tutmayı başardıkları bir çocuk vardır kesinlikle. Aşk konusunda yazmayı seviyorum ama klişeleri pek tekrarlamaktan nefret ediyorum. Evet, klişe olaylar klişe, genelde aşk konusunda hep klişe olaylar oluyor. O yüzden aşk romanları okumayı da çok artık sevmiyorum. Aşk konusunda şanslı olduğumu düşünüyorum diyen erkek var mıdır acaba dünyada? Güzel kaldırım yürürken yere bakmak zorunda olmadığımız kaldırımdır. Belki de yere bakmaktan zevk aldığımız kaldırımdır. Hani güzel de işlenmiş de sen, ya da bilmiyorum mecazi anlamda mı söyledi, benim olayları yorumlama şeklim de biraz anlamsız olabilir. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama şu anda yaşadığımız dünya çok haksız, çok acımasız, çok zalim bir dünya. Gürültü de sevmek üzere notlar. Zeval Cehennem kanalı. Türkiye toplumunun DNA'sı bozuldu. Cinayetin kızı bir Behzat. Bütün dergilerde bir Behzatçı hikayesi varmış. Yani hikayeleri okuyamayacağım uzun uzun diye. Bazıları böyledir. Hayata sonbahardan başlar. Belki de burası bizim mutsuzluğumuzun başkentidir. Şu karikatürleri çok seviyorum ama görüntü olarak okumak çok şey. Yani zaten şu an okumayacağım tabii videoda. Bir kişinin balık tutup 400 kişinin seyrettiği ülke. Edebiyat dünyada, Türkiye'de irtifa kaybediyor. Dünyada ve Türkiye'de. İstiyorum ha. Çok güzel. Ölmedim. Yaşadım seni bir kez daha görebilmek için yaşadım. Şimdi bana dediler ki kimse sesini duyamıyormuş. Susmuşsun. Benimle de konuşmayacak mısın Keşi? Eşkıya. Cavani başı. Keşi. Cavani cavani. Boz eşekler anlarken. Öyle böyle bu derginin, dört dergi bitirmiş olduk. Yani tek tek de inceleme şansımız vardı aslında da. Dört dergi öyle yüzeysel incelemiş olduk. Bunu hepsini tek bir kitapta toplamışlar. Hayatta yarışmanın kazanma şansı yok. Hayatta yarışanın kazanma şansı yok. Aşk zevkin ötesine hiçbir zaman geçemiyor. Kesinlikle. Aşka çok inanmam ama sevgiye inanırım. Sevgi her şey. Aşk biter, sevgi bitmez. Sevgi de biter ama sevgi aşktan daha güçlü bir bağdır bana göre. Sevgiyi aşka dönüştürebiliriz. Ama aşkı sevgiye dönüştürmek biraz zor. Benzemez kimse sana. Tavrına hayran olayım. Benzemez kimse sana. Tavrına hayran olayım Müzeyyen Senar. Merhaba, umarım beni unutmadınız. Her ihtimale karşı yine de çıtladayım. Emekli memur, hüznü kuruntu bendeniz. Gazanfer Özcan. Unutur muyuz hiç? Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol'da sokunuyor. Warhol. 15 dakikalığına ünlü. Bakalım ben ne zaman ünlü olacağım. Atatürk Dünyası'nın ünlü ablası Müzeyyen Senar. Çok da severim dinlemeyi. Gülhane Parkı. Ben bir ceviz ağacıyım, gün
Divane Park'ın konuşmayı unuttum. Çok güzel eve dönelim. Bizler. Ne çok güzel şeyler. Ya karikatürler ama okuyamayacağım tabii tek tek. Bir kız sevdim, çok sigara içiyordu. Ona sigaraları azalsın da az içsin diye paketinden birer ikişer otlanmaya başladım. Ne mi oldu? O sigarayı bırakmadı ama ben başladım. Ve artık ikimiz de çok içiyorduk. Ali Bey'in kişisel dramı. Ali genişledikçe Ali Bey fotoğraflardan giderek yok oldu. Aile genişledi. O ben nasıl yanlış okuyorum? Aile genişledikçe Ali Bey fotoğraflardan giderek yok oldu. Sadece fotoğraflarda değil, anılarda da yoktu. Zaman olan bir şey değil, hissedilen bir şeydir. Askıda iyilik var. Evet, bu dört terkiden oluşan, son olarak bunu dokuyalım. Yaşamak için yaşamaktan başka bir yolumuz yok. Ot derkimizi okumuş olduk. Tek tek inceler miyiz daha sonra bilmiyorum. Ama yüzeysel incelemiş olduk. Çok severim ot dergisini. Okumasam da çünkü görüntüsü çok hoş. Böyle bir evde bir otantik hava oluşturuyor. Kelimeler albayım bazı anlamlara gelmiyor. Anlamadım. Ben mi salağım acaba? Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.